Arkadaşlar evet 9. dersimizde beraberiz. Bu derste yine solunum dinamiğiyle devam edeceğiz. Ve 2 video olacak şekilde yine planladım ve bu dersi tamamladığımızda artık solunum dinamiğini tamamlamış olacağız. Bu ders kapsamında alveollerin havalanmasını, akciğerlerde gaz değişimi nasıl meydana geliyor bunu anlatacağım. Ve dolayısıyla işte ventilasyon perfüzyon oranından bahsedeceğiz. Son olarak da akciğer hacim ve kapasiteleri nelerdir ve bunların tayini nasıl yapılır? Fonksiyonel artık kapasite tayini ve diğer işte kapasitelerin tayini için kullanılan yöntemleri özet olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu son söylediklerimi aslında diğer derslerde özellikle fizyoloji dersinde daha kapsamlı olarak öğreneceksiniz. Evet, şimdi solunumda basınç hacim değişimlerinden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Bir solunum çevirme esnasında biliyorsunuz bir yani solunum çevirme dediğimiz şey respirasyon. Respirasyon iki aşamadan oluşuyor. Bir inspirasyon bir de ekspirasyon yani soluk alma ve vermeden oluşuyor. Bu soluk alma ve verme esnasında arkadaşlar işte akciğer hacmi, plevra içi basınç, alveol basıncı ve akış debisinin aynı zamansal eksende zamana bağlı değişim grafikleri bu yanda görüldüğü gibi. Şöyle hemen lazer işaretçimi alayım. Göstereyim sizlere. Evet. Şimdi burada ilk grafiğimize bakalım. İlk grafiğimizde bakın ölçeğimiz akciğer hacmi. Yani düşey eksenimizde akciğer hacmi var. Akciğer hacmi biliyorsunuz soluk alma esnasında işte 2500 cm3'ten yani işte 2,5 litrelerden 3 litrelere doğru çıkıyor. Sağdaki eksenimiz de işte soluk hacmi yani işte toplam tidal volüm yani aslında bu. 0 ile 500 arasında ortalama değişiyor. Soluk alma esnasında şöyle bir artış gösteriyor. Soluk verme esnasında, ekspirasyonda da böyle bir azalma gösteriyor. Bu aslında simetrik, parabolik bir değişim grafiği. Evet, alttaki grafiğimize bakalım. Plevra içi basınç. Plevra içi basınç burada işte Pascal cinsinden ya da santimetre su cinsinden zamana bağlı değişim grafiği şeklinde çizilmiş. Burada iki tane grafik görüyoruz. Bu iki tane grafikten ilki şu koyu renkli olan eğri gerçekte olan yani ölçüm yaptığımızda elde ettiğimiz değişim eğrisi. Bir de şu açık mavi olan var arkadaşlar. Bu açık mavi olan ise direnç terimlerinin önemsiz olduğu durum için çizilmiş olan. Şimdi biz biliyoruz ki soluk alma ve verme esnasında direnç terimleri önemli. Neden? Çünkü hava yollarının direnci var. Doku sürtünmelerinin oluşturmuş olduğu dirençler var falan. Dolayısıyla daha önceki derste de söz etmiştik. Hem soluk almada hem soluk vermede hacim basınç değişimi aynı yolu izlemiyor demiştik. Burada tabii aynı kasların işlev görmemesi de işin içinde yer alıyor ve bununla birlikte direnç terimlerinin olması nedeniyle de aslında ideal durum şu açık maviyle çizilmiş gibi olacakken bu orantılılıktan ayrılıyor bu basınç değişimi. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi gerçekleşiyor. Soluk almada bu şekilde oluyor. Soluk vermede ise şu şekilde oluyor. Evet. Yani burada ölçü basıncımız tabii plevra ile ağız arasındaki basınç farkı. Bu plevra ile ağız arasındaki basınç farkı dediğimiz şey de aslında toplamda sistemde oluşan basınç farkı. Yani biz akciğerlerin içerisinde yani alveollere hava dolarken sürdürücü etmenimiz neydi? Basınç gradiyenti. Hangi basınç gradiyentiydi? Atmosfer havasının basıncıyla alveol içerisindeki basınç arasındaki farktı sürdürücü etmen. Burada tabii alveoller basıncı oluşturan şey nedir? Yani plevranın genişlemesi esnasında alveol basıncının düşmesi sağlanıyor. İşte dolayısıyla P plevra yani plevra ile alveol arasındaki alveoller arasındaki basınç farkı ve alveollerle de ağız arasındaki basınç farkı burada toplam plevra ile ağız arasındaki basınç farkını oluşturuyor. Evet, bu durumda arkadaşlar biz eş zamanlı olarak
alveol basıncına baktığımızda alveol basıncı şu şekilde sigmoidal olarak değişiyor. Sigmoidal diyorum, özür dilerim. Sinüzoidal olarak değişiyor. Yaklaşık olarak sinüzoidal şekilde değişiyor. Yani burada bakın biz alveol basıncını önce negatife doğru çekiyoruz. Negatife doğru çekmemiz nasıl oluyor? Plevra içi basıncın düşürülmesiyle oluyor. İşte burada diyafram kasının kasılması ve kaburgalar arası dış kasların aktivitesi önemli. Ve göğüs kafesi genişletilerek plevra içi basınç düşürülüyor. Dolayısıyla alveol ile ağız arasındaki basınç farkı bu şekilde negatife çekilmiş oluyor. Negatife çekilince işte bir basınç gradiyanti doğuyor. Dolayısıyla da işte bakın soluk alma gerçekleşiyor. Yani alveollerimiz havalanmış oluyor. Bu aslında şöyle düşünülebilir arkadaşlar. Bakın alveol basıncının negatif maksimumdan geçtiği durum aslında şuradaki değişimin, yani şu soluk almada akciğer hacmi değişiminin en hızlı gerçekleştiği ana karşılık geliyor. Bunu şimdi akış devisinde de konuşacağız. Yani şu maksimumdan geçtiği durum. Dolayısıyla bakın burada soluk almayla verme arasındaki bu geçiş anı, yani soluk almanın bitip soluk vermenin başlayacağı kesit an, alveol basıncının sıfır olduğu durum. Yani burada herhangi bir basınç gradiyenti oluşmuyor ve dolayısıyla bir akıştan söz edilmiyor. Alveol basıncının pozitif maksimum olduğu durum ise soluk verme esnasındaki bu soluk hacmi değişiminin en dik olduğu, yani en böyle hızlı gerçekleştiği duruma karşılık geliyor. Bunu zaten arkadaşlar akış debisinden de takip edebiliriz. En son grafiğimize bakalım. Akış debisi grafiğine. Akış debisi yani birim zamanda birim yüzeyden geçen akışkan miktarı. Buradaki akışkanımız tabii atmosfer havası. Dolayısıyla işte litre bölü saniye cinsinden verilmiş burada. Bir pozitif maksimumdan geçiyor ve soluk verme esnasında da bir negatif maksimumdan geçiyor. Şimdi eş zamanlı olarak bakarsak alveol basıncı negatif maksimum olduğunda burada sürdürücü etmen basınç gradiyanti olduğuna göre o zaman akış debisinin en büyük olduğu ana karşılık geldiğini söyleyebiliriz ki bu zaten soluk alma esnasında akciğer hacmi değişiminin en hızlı gerçekleştiği ana karşılık geliyor. Keza soluk verme için de konuşmamız gerekirse o zaman akış debisi negatif maksimumdan geçiyor. Yani yine debi çok fazla oluyor ama bu sefer debinin, yani debinin eksi olması ne demek? Yön değiştirmesi demek. Yine benzer bir akış debisi söz konusu, yani mutlak değer olarak, ancak tabii yönü farklı olduğu için eksi olarak maksimumdan geçiyor ki bu da alveol basıncının artı maksimumuna karşılık geliyor. Soluk hacmi ya da akciğer hacmi değişiminin de en hızlı gerçekleştiği soluk verme esnasındaki ana karşılık geliyor. Sıfır anına bakarsak da alveol basıncının, yani basınç gradiyentinin aslında sıfır olduğu durumda da akış meydana gelmiyor demiştik zaten. İşte akış debisinden de bunu takip edersek şurada sıfır var. Sıfırı kesiyor. Yani x ekseninde sıfırı kestiği an, akış debisinin olmadığı an, burada işte soluk almanın bittiği ve soluk vermenin başladığı kesit ana karşılık geliyor arkadaşlar. Burada aslında alveol basıncı değişimiyle akış debisi değişimi sinüzoidal şekilde gerçekleşiyor. İşte yani birbirlerine benzediğini söyleyebiliriz ki zaten burada sürdürücü etmen, yani akış debisini gerçekleştiren etmen alveol basıncı. Peki biz bunları nasıl ölçüyoruz? Bakın, yani nasıl ve nereden ölçüyoruz? Şu bir insan olsun, şematik gösterimi o şekilde düşünün arkadaşlar. İnsanın soluk yoluna bir piston bağladık. İşte bu piston aracılığıyla soluk alması ve vermesi esnasında biz hacim değişimini ölçebiliriz. Burada pistonun hareketi bize hacim değişimini veriyor. Yani bu hareketine bir
Hani bir kalem bağlarsak ucuna, dolayısıyla bunu çizdirebiliyoruz. İşte çizdiği zaman bu şekilde bir değişim deseni gösteriyor. Bu piston sistemini ağızla ilişkilendirdiğimiz boru üzerinde de bir debi ölçer olduğunu düşünürsek, işte bu da eş zamanlı olarak akış debisini ölçtüğünde bize bu şekilde bir eğri çiziyor arkadaşlar. Peki plevra içi basıncı nasıl ölçüyoruz? Bir basınç ölçer, bir transdüster, çevireç, yani bundan bahsetmiştik. Bunu plevra içerisine yerleştirdiğimiz zaman, yani akciğerlerle işte göğüs kafesi arasındaki bir noktaya yerleştirdiğimiz zaman plevra içi basıncın şu koyu renkli grafikte olduğu gibi değiştiğini görüyoruz. Alveol basıncını nasıl ölçüyoruz? Direkt olarak alveollerin içerisine bir kateter yerleştirerek bu kateter aracılığıyla alveol basıncını görmüş olduğunuz şekilde ölçtüğümüzde böyle bir değişim grafiğiyle karşılaşıyoruz. İşte solunum çevrimi dediğimiz, yani respirasyon aşaması, respirasyonun her anında işte akciğer hacmi, plevra içi, alveol içi basıncın değişimi ve akış debisinin bunlara bağlı değişimi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, solunum sırasında yapılan işe tekrar gelelim. Solunum sırasında yapılan işe geldiğimizde daha önce konuşmuştuk. Biz solunumda bir enerji harcıyoruz. Neye karşı harcıyorduk bu enerjiyi? Bir, eylemsizliğe karşı, yani hareket eden cisimlerin eylemsizlik özelliğinin yenilmesine karşı. İki, solunum sistemini oluşturan dokuların, organların, yani akciğerlerin, göğüs kafesinin esneklik özelliklerine karşı, yani esnetilmesine karşı. Ve üçüncü olarak da direnç faktörlerine karşı, işte hava yolları direnci, doku direnci, sürtünmeden kaynaklanan dirence karşı biz enerji harcıyorduk. Şimdi daha önce de dediğimiz gibi %5'in altında bir katkısı olduğunu düşünürsek eylemsizlik kuvvetlerinin, o zaman geriye esneklik ve direnç parametreleri kalıyor demiştik. Şimdi biz burada tekrardan şöyle düşüneceğiz. Bir cismi hareket ettirdiğimizde yaptığımız iş uyguladığımız kuvvet ve yer değiştirme kadardı ya. Biz yine burada yer değiştirmeyi, hacim değişimi ve uyguladığımız kuvveti de basınç olarak düşünürsek toplamda yapılan iş, yani dW P çarpı dV kadar. Hacimdeki bağlı değişim ve basınç kadar. Dolayısıyla biz toplam yapılan işi hacim değişimi ve basınç, yani hacim değişimine bağlı basıncın değişimi grafiğinin altında kalan alan şeklinde tanımlayabiliriz. Yani integral ile bu şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bunların hangi bileşenlerden oluştuğunu da bu bağıntı içerisine yazmak istersek, esneklik için harcanan basınç kuvveti diyelim. Yani birim hacim değişimi başına bu basınç değişiminin altında kalan alan ve direnç için harcanan bu basınç kuvveti, birim hacim değişimi başına değişimi bunun, bunun altında kalan alanın toplamı şeklinde ifade edebiliriz. Toplam yapılan içi. Evet, o zaman bu grafiği çizelim ve altında kalan alana bakalım. Yani soluk alıp vermede hacim basınç eğrisini çizelim. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi bunun altında kalan alanları biz hesapladığımızda solunum işini hesaplamış oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Şimdi sağda görmüş olduğunuz grafikleri ben anlatayım. Öncelikle şu A grafiğine bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu grafiklerin hepsinde yatay eksenimiz basınç, yani uygulanan toplam basınç. Ve bu basınca bağlı olarak akciğer hacminin değişimi. Tabii bu hacim değişimini biz biliyoruz ki 2500 cm3 ile 3000 cm3 aralığında değişiyor. Yani tidal volümü 500 cm3, yarım litre. Bu şimdi nasıl değişiyor sorusunun cevabına geldiğimizde bu grafiği biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım size. A grafiğine bakıyoruz, bakmaya devam ediyoruz. Şimdi basınç değişimine bağlı hacim değişiminde eğer biz direnç faktörlerini hiç göz önünde bulundurmazsak, yani sadece esnekliğe karşı iş yaptığımızı düşünürsek, buradaki alan neye karşılık gelecek?
Öncelikle değişim ne şekilde olacak ona bakalım. Bakın, basınca bağlı hacim değişimi sadece esneklikler söz konusu olduğunda, yani direnç söz konusu olmadığında, şu A noktasından C noktasına giden doğru şeklinde olacak buradaki değişim. Direnci katmadığımız zaman ve dolayısıyla biz işi hesaplamak istersek, yapılan işi, basınç değişimi ve hacim değişimi eğrisinin altında kalan alan demiştik. Dolayısıyla bu AC doğrusunun altında kalan, şu açık maviyle gösterilen şu alan kadarlık bir iş yapmış oluyoruz. Yani bu bir yamuk aslında. Bu yamuğun iç alanı kadarlık iş yapmış oluyoruz. Peki, dedik ki sadece esneklik değil, direnç de var. Direnç de işin içine katıldığı zaman hem havayolu direnci hem doku sürtünmelerinin oluşturmuş olduğu direnç işin içine katıldığı zaman bu basınç hacim değişimi eğrisi arkadaşlar A noktası, B noktası ve C noktası. Bu eğriyi izliyor. A, B, C eğrisini izliyor. Yani şu en dıştan dolanan eğriyi takip ediyor. Dolayısıyla biz burada yapılan işi, yani toplam işi, hem esneklik hem de direnç faktörlerinin olduğu işi hesaplamak istediğimizde ne olacak? Bu ABC eğrisini de içine alacak şekilde toplam şuradaki alanı, yani şu açık mavi, biraz burada bordo gibi, kahverengi gibi olan, bir de sarı olan alanı dahil edeceğiz. Şimdi bu kahverengi olan, işte bordo her neyse, ne, sarı olan ne derseniz, bunlar arkadaşlar bu direnç terimlerinin oransal dağılımını gösteriyor. Yani bakın şurada grafik açıklamasında da görebileceğiniz gibi bordo olanlar havayolu sürtünmelerini, sarı olan ise doku sürtünmelerini temsil ediyor. Dolayısıyla mesela eğer doku sürtünmeleri olmamış olsaydı şu bordo olan alan ve açık mavi olan alan kadarlık bir iş yapardı. Eğer doku sürtünmeleri de dahil edilirse o zaman burada hem bordo hem sarı hem de açık maviyle taralı alan kadarlık bir iş yapıyoruz. Bunların oransal dağılımı ile ilgili bir şey var mıydı? Burada belirtmemiş miyiz? Belirtmemişiz. Arkadaşlar bunların dağılımı %20'ye %80. Yani direnç sebebiyle yapılan işin havayolu sürtünmelerine harcanan kısmı %80'ini teşkil ederken sarı olan, yani işte doku sürtünmeleri sebebiyle yapılan iş ise %20'sini teşkil ediyor bu yapılan işin. Böyle bir dağılım söz konusu. Zaten burada da alan olarak aşağı yukarı bu oranı görebiliyorsunuz. Evet, şimdi bu soluk alma esnasında arkadaşlar, soluk alma esnasında A, B, C eğrisini izliyor. Şimdi bir de soluk vermeye bakalım. Soluk verme esnasında da durum şu sağdaki B grafiğinde olduğu gibi gerçekleşiyor. Biz biliyoruz ki, daha önceki derslerde anlatmıştım. Soluk verme esnasında biz enerjiyi nereden temin ediyoruz? Enerji aslında hem göğüs kafesinin hem de akciğerlerin esnetilmesine karşı yapılan iş neticesinde depolanan enerjiden tamamen temin ediliyor. Yani esneklik enerjisi olarak depoluyoruz ya biz bu enerjiyi soluk alma esnasında. Soluk verme esnasında ise, eğer zorlu bir soluk verme söz konusu değilse, normal dinlenimdeki kişinin soluk vermesi söz konusuysa, o zaman işte esnekliğe depolanan enerjiden temin ediyoruz. Dolayısıyla bakın şu grafikte, sağdaki grafikte AC doğrusunu izliyor soluk verme esnasındaki. Yani özür dilerim, AC doğrusunun altında kalan alan kadarlık bir iş yapıyoruz. Ama soluk verme nasıl oluyor, hangi yolu izliyor derseniz CDA yolunu izliyor arkadaşlar. Şu şekilde CDA yolunu izliyor. Bu CDA yolunun, dikkat ederseniz, şu esneklik, yani şuradaki maviyle taralı alan esnekliğe depolanan enerji dolayısıyla yapılan işti ya, buradaki
mavi taralı alanın içerisine çizilmiş CDA yolu. Dolayısıyla zaten burada bu enerjiyi buradan temin ettiğimizi görebiliyoruz. Şimdi burada harcanan enerji ve dolayısıyla buna bağlı olarak yapılan iş ise AC doğrusu ile şu işte hacim ekseni arasında kalan toplam alan kadar. Yani başlangıçtaki şu esnekliğe depolanan enerjiden enerji kadar oluyor. Bunun toplamına bakarsak, yani hem soluk almayı hem soluk vermeyi, yani toplam bir respirasyon esnasındaki bütün yapılan işi değerlendirdiğimizde arkadaşlar, bunun şu ABC eğrisi ve işte esnekliği de dahil ediyoruz tabii ki, toplam şuradaki alan kadar. Yani biz CDA eğrisi içerisinde bir enerji harcanması söz konusu olmadığına göre yapılan işin de orada olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ABC eğrisinin hacim ekseniyle arasında taradığı alan kadarlık bir alan bizim toplam burada solunum sisteminde yapmış olduğumuz işi bize vermiş oluyor. Tabii bu durum dinlenim durumunda geçerli. Yani normal bir solunum çevriminde geçerli. Normal bir respirasyonda. Peki eğer bir zorlu soluk alma ve zorlu soluk verme söz konusuysa o zaman soluk verme esnasında özellikle depolanan enerji soluk vermenin gerçekleşmesi için yeterli olmuyor ve dolayısıyla burada aktif iş yapılması gerekliliği doğuyor. Ve buradaki basıncın negatif değerlere düşürülmesi, yani toplam uygulanan basınç, ağızla plevra arasındaki basıncın da negatif değerlere düşürülmesi ve dolayısıyla daha fazla iş yapılması, işte burada toplam bordo taralı alan kadar ve esneklik alanlarının da dahil edilmesi kadarlık bir iş yapılması söz konusu oluyor ki burada daha büyük bir işten söz ediyoruz. Çünkü soluk verme esnasındaki harcanan enerji daha fazla oluyor normal bir soluk alıp vermeye göre. Evet arkadaşlar, bu slaytta bu anlattıklarımın detaylı olarak işte ifadelerini görüyorsunuz. Şimdi solunum sisteminin verimine evet bir göz atalım şöyle. Evet, solunum sisteminin verimine bakarsak soluk alma ve verme sırasında bu solunum sisteminin belli bir miktar yararlı mekanik iş yapması için arkadaşlar bundan daha fazla enerji harcanması gerekiyor. Yani şimdi burada harcadığımız toplam enerji aslında yararlı mekanik işe dönüşmüyor tamamen. Dolayısıyla biz mesela solunum için, yani oradaki farkı yaratan nedir? Solumak için harcadığımız oksijen, yani bunun için harcadığımız enerji. Dolayısıyla verim hesaplanmak istendiğinde biz harcadığımız toplam enerji ve buna karşılık yaptığımız yararlı iş açısından bakıyoruz. Bu yararlı işle harcanan toplam enerji arasındaki fark nedir? İşte solumanın oksijen bedelidir. Dolayısıyla burada solumanın oksijen bedelinin çok fazla olduğunu biz biliyoruz. Çünkü verim bu şekilde hesaplandığında yaklaşık %3 ile %25 aralığında değişiyor arkadaşlar. Yani biz çok fazla enerji harcıyoruz. Ancak bunun %3 ila %25'i kadarını yararlı iş olarak geri dönüşünü alıyoruz. Yani 4'te 1'i kadarını alıyoruz. Oysa ki bu oldukça düşük bir verim. Tabii burada tahmin edebileceğiniz gibi işte sürtünmeler, dirençler vesaire, işte kaslara harcanan enerji gibi şeyler etkili oluyor. Evet, birinci videoyu burada tamamlayalım arkadaşlar. İkinci videodan devam edelim. 24 dakikayı tamamlamışız. 9. dersin ikinci videosunda görüşmek üzere.